STV ekranlarından herkese iyi günler. Söz Hakkı programıyla karşınızdayız. Programımızın bugünkü konuğu TMOBA bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Sayın Ender Kelleci. Sayın Kelleci ile bugün programımızda son yapılan elektrik zamlarını konuşacağız. Aynı şekilde yine Türkiye'nin enerji politikalarını, dünyada yaşanan enerji krizini ve zamanımız kalırsa da yine temiz enerji politikalarını konuşacağız. Ender Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. Teşekkür ederiz programımıza davet ettiğiniz için. Umarım keyifli bir yayın olur. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Ender Bey. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Malum elektrik doğalgaz zamları şu an vatandaşın aslında en çok konuştuğu konulardan birisi. Biz de bugün hamam yolunda röportaj yaptık. Vatandaşa mikrofon uzattık. Elektrik doğalgaz zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kış nasıl geçecek diye sorduk. Şimdi size soralım. Şimdi 1 Eylül itibariyle geçerli oldu bu zamlar. Özellikle bu elektrik zamları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vatandaşı nasıl etkileyecek? Bu zamlara gerek var mıydı? Nasıl bakıyor Elektrik Mühendisleri Odası? Şu an sizin dediğiniz gibi özellikle herkesin cebine dokunan bir süreç oldu ve biz enerji konusunu çok yoğun şekilde özellikle Türkiye'de konuşur olduk. Elektrik zamlarını gün geçmiyor ki hepimizin hissettiği bir konu oldu. Yani şu an Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle konutlar ve tarımda %20, kamu ve özel hizmetler sektörünün %30, sanayide %50 zam yapıldığını açıkladı. Şimdi aslında bu süreci çok kronolojik olarak baktığımız zaman bu sürecin geleceğini zaten biz bekliyorduk. Hani pandemi süreciyle de beraber birçok noktada paylaşmıştık. Burada bunu detaylıca değerlendirebilmek için aslında yılbaşına bakmakta fayda var. Ben burada biraz bunu etraflıca paylaşmak için bir iki tablo da paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim özellikle Elektrik Mühendisleri Odası olarak bizim 4 kişilik bir hanenin elektrik tüketimini biz 230 kWh saati olarak belirliyoruz. Yani bu bizim hesaplamalarımız dahilinde. Isınma ve soğutma giderleri hariç televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi giderleri topladığınız zaman ortalama 230 kWh saatlik bir tüketimle ilgili bizim oluşturmuş olduğumuz ve bunun 31 Aralık 2021 tarihinde biz bu 230 kWh saatlik bir bedel için ne ödüyorduk? Devamında 1 Ocak 2022'de ne oldu diye bakarsanız 31 Aralık 2021 tarihinde böyle bir 4 kişilik aile elektrik faturası için 210 lira, 211 lira gibi bir bedel öderken 1 Ocak 2022 tarihinde hatırlarsınız orada bir kademe ve kademeler gibi bir düzen başladı meskenler için. O zaman 150 kWh saat için bir meskenler için bir kademelendirme oldu. Az harcayan az ödesin, çok harcayan çok ödesin gibi bir tarifelendirme anlatımıyla kademeli bir şekilde süreç işletildi. O zaman standart bir ailenin zaten 150 kWh saatinin 80 kWh saat ikinci tarifeye giriyordu. Ortalama ödemesi gereken rakam 370 lira gibi bir rakam olarak çıktı Ocak ayı ilk şeyinde. Arkasından burada tabii çok ciddi bir kamuoyu baskısı oldu. Tarifeler 1 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi. Bu 150 kWh saat olan tarife 210 kWh saati yükseltildi. Sonra yine aynı şekilde kamuoyu baskısıyla bizim de biraz önce bahsettiğim 230 kWh saatlik benzer şekilde 240 kWh saatlik bir bedele geldi. Yani günlük ortalama 8 kWh saatlik bir şey düştü. Yine ilgili Nisan, Mayıs aylarında ise bu devam etti. Yine bir Nisan-Mayıs 2022'ye geldiğimiz zaman yine 230 kWh saatlik bir ailenin enerji tüketim faturası 289 lira. Vergiler, KDV, bütün her şey dahil, dağıtım bedelleri dahil. Burada zaten Ocak ayında yapılan süreçte bu kademelendirme yapılırken TRT payı gibi belli şeylerde kesintilerde aslında çıkartılmıştı. Burada aslında bir
iyileme yapıldığı göstererek yürütülen süreç. O dönem %176 idi ilk başta konut abonesi için. Tekrardan Nisan-Mayıs 2022'de, Haziran 2022'ye tekrar bir düzenleme geldiğimiz zaman bu rakam 332 lira oldu. %115'lik bir artışla karşılaştık. 1 Haziran tarihinde bir yine zammımız vardı. Şimdi tekrardan şu an Eylül ayında bir zamla karşı karşıyayız. Devamı noktası şu an 6. düzenlenmesi neredeyse. 332 lira olan 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası şu an 399 lira olarak yansıyacak. Var olan zamla. En son yapılan %20 zamla. Yani neredeyse 400 lira gibi bir rakam. Bu bir asgari şartlarda çalışan bir çalışanın neredeyse %8'lik bir maaşına tekabül ediyor. Yani yılbaşından bugüne %109'luk enerji bedenindeki bir artıştan bahsediyoruz. Yani bir şeyin neredeyse birebir ve birebirden daha fazla bir artışından bahsediyoruz. Enerji. Fonlar dahil ve çünkü oradaki çıkan şeylere bakarsanız faturada değişen rakamsa %189. %89. Yani bu şu demek, siz Ocak ayında eğer depolayabilseydiniz veya enerjiyle ilgili şeyiniz olsaydı şu an çok ciddi bir şekilde gelir elde edebilirdiniz. Şu an 4 kişilik bir ailenin burada enerji için vereceği rakam da şu an 400 lira. Eskiden elektrik tarifeleri düzenli olarak 3'er aylık dönemlerle paylaşılırdı. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar. Biz de buna alışkındık. Artık her ay düzenli olarak şey yapılıyordu. Tarife değişiyordu. Artık şu an bu yıl için Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül ayları olmak üzere toplamda 7 ayda tarife değişikliği yapıldı. Yani bu da şunu gösteriyor. Burada ciddi bir plansızlık ve bu sürecin bir anlamda da yönetilemediğini gösteriyor. Şu an enerji zamlarına bahsediyoruz. Ben özellikle konut üzerinde bunu değerlendirdim. Burada şunu dikkat etmekte fayda var. Şu an bu süreçle ilgili sadece sürecin sıkıntılı kısmı konut abonelerinin böyle bir zamla karşılık gelmesi değil. Bu süreç çerçevesinde başta sanayinin de bu dönemde %50'lik bir zamla karşılaşması. Bu doğal olarak sanayinin en büyük ve direkt girdilerinden birisi enerjidir. Bu doğası gereği birçok ürüne bu zammın yansıtacağı anlamına da geliyor. Bundan önce uygun bir tarif olan sanayi tarifi neredeyse en pahalı tarifi haline geldi. Bunu da hatta bir şeyle paylaşayım. Yani şeyimiz. Şimdi sanayiye yapılan zamlar da hani vatandaşı her türlü onlar da etkileyecek. Tabii. Yani burada arkasından başka şeylere zam gelecek. Yani şuradaki son tarife tablosu olarak bakarsak Haziran 2022'de 287 kuruş olan sanayi tarifi şu an 431 kuruş gibi bir rakamla %50 artış gösterdi. Bundan önce ticarethane olarak ifade edilen tarifelendirmenin ismi değişti 1 Temmuz itibariyle. Artık kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer diye bir tarifelendirmeyle geliyor. O da %31 artış gösterdi. Neredeyse 208 kuruştan 271 kuruşa çıktı. Burada aydınlatmada da keza aynı şekilde %30'luk bir artıştan söz ediyoruz. Bu şu demek, sanayiye sizin her yaptığınız artış doğası gereği bu kapsamdaki herkese yansıyacak. Ve bunun ikinci bir sıkıntısı da öngörülemediği için, bu sanayici için de öngörülemediği için buradaki bütün risklerini yine vatandaşa yansıtacak. Buradaki ürüne ve üretimine yansıtacak. Ender Bey, siz yılbaşından 1 Eylül'e kadar elektriğe %109 oranında zam yapıldığını söylediniz. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni bir zam bekliyor musunuz? Evet. Yani şu an buradaki elektrik piyasasıyla ilgili şu anki durum, biz pandemi döneminden başlayarak aslında bunu çok yoğun şekilde ifade etmeye çalışmıştık. Pandemi döneminde aslında enerji tüketimi ve benzeri şekilde birçok enerjiye bağlı emtialar düşmüştü tüketiminden dolayı. Doğası gereği pandemi bitimiyle beraber burada bir talep
oluştu. Ve bu taleple beraber enerji tarafındaki süreçler devam etti. Şu an zaten global olarak da doğalgaz bağımlı birçok üretimimiz ve ithal kaynaklara bağımlı. Bu kaynaklarda doğu askeri bizim döviz alımımız, yani döviz fiyatlanması üzerine olacak. Buradaki her türlü yükseliş elektriğe yansıtılacak. Burada maliyet bazlı fiyatlandırma olarak ifade edilen sürecin aslında üstünde bir zamla şu an karşı karşıyayız. Bu yüzden de ben bu sektörün daha yoğun şekilde zamla karşılaşacağını düşünüyorum. Şu an şeyi de düşünürseniz, doğalgaz fiyatlarında 1 Eylül'den geçerli olmak üzere konutlarda 120, sanayide yine %50'lik bir artış olduğunu gözetirsek bunun devam edeceğini de öngörüyoruz işin açıkçası. Tabii Ender Bey, aslında son aylarda en çok konuştuğumuz konulardan birisi, ki bu zamlardan sonra daha çok tartışılıyor bu konu, dünyadaki enerji krizi. Birçok konu aslında buraya bağlanıyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani dünyada bir enerji krizi var mı? Diğer ülkelerde de elektriğe, doğalgaza, Türkiye'deki gibi zam yapılıyor mu? Dünyada bir şey var, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bir özellikle doğalgaz tarafında bir temin sıkıntısı var. Benzeri şekilde buranın arz güvenliği ile ilgili oluşan sıkıntılardan dolayı evet oluşan bir süreç var. Ancak Türkiye'deki artışı buna bağlamak doğru değil. Ben bununla da ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Özellikle şimdi burada bu tablo enerji maliyetlerinin dünya genelindeki durumunu gösteriyor. OECD ülkeleri açısından. Şimdi bu 2001 yılından Nisan 2022 yılını kapsıyor. En son şey Nisan verisi olduğu için yılda iki kere yayınlanıyor. En günceli o olduğu için bunu paylaşıyorum. Şimdi Türkiye 2001-2002 yılında neredeyse bu endekse göre 31'lerdeyken 2015'te farkındaysanız OECD ortalaması, Türkiye ortalaması birbirini yakalıyor. Yani neredeyse birebir %100 OECD ülkelerine. Bundan önce Türkiye hep OECD ülkelerine nazaran daha düşük elektrik kullanırken, yani maliyeti açısından. Sonra baktığımız üzere bu artış 2015'ten 2022 OECD ülkelerinde %51 iken Türkiye'de %409. Yani bu şu demek, burada şeyden bahsedilenden çok daha fazla bir maliyetlerden kaynaklı olmayan bir yansıtma var enerjimize, enerjiye yapılan zamlarda. Burada şunu da dikkat etmek lazım. Özellikle Nisan 22 ve Temmuz 2021 arasında çok yoğun bir emtiada yükseliş vardı. Enerji piyasasında çok yükseliş var. Fosil yakıtlar başta olmak üzere. Bunlar dahil. Yani bunu gelişmekteki olan ülkelerle kıyasladığımız zaman, yani belli ülkeleri baz alarak, özellikle her zaman karşılaştırıldığı zaman bunlar paylaşılıyor. Örnek veriyorum, Türkiye, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması, İsviçre, İsrail alındığı zaman. Ben burada şunu, Temmuz 2021, Nisan 2022 fark. Bu dünyada en fazla emtia fiyatlarının arttığı, enerjiye bağlı en fazla fiyatların artış olduğu dönem, pandemiden sonraki dönem buradaki süreçle birlikte. Türkiye'de artış %101 bu endeks çerçevesinde. İşte Hollanda'da 72, Amerika'da %21, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasında %30, İsviçre'de veya İsrail'de %9, %3.4. Burada Hollanda'yı tercih etmesem en yükseğini koymak üzerinde biz bunu paylaştık. Peki, enerji politikalar açısından değerlendirirsek Türkiye özelinde bu ne? 2002 şu anki mevcut iktidarın başa geldiği zamandan bakarsak Türkiye o endeks 31 iken şu an 409'a. 2002 Nisan'la 2022 Nisan arasındaki fark yaptığınız zaman %1220 olarak enerji fiyatı Türkiye'de. Aslında ben yani hem muhalefetin hem iktidarın aslında enerji politikaları ile ilgili soru soracağım. Onu o yüzden birazdan biraz sonraya bırakayım ama şunu da merak ediyorum. Hani biz Türkiye için enerji konusunda dışa bağımlı diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani şu anki var olan
birçok şeyimiz dışa bağımlı olarak ithal kömür ve doğalgaz üzerinden yoğun şekilde yürütüyor. Bildiğiniz üzere geçen sene kurak geçtiği için hidroelektrik santral üretimlerimiz de düşük oldu. Bu yoğun bir şekilde doğalgaz tüketimi de sağlandı. Bu anlamda ciddi bağımlılığımız var enerji konusunda. Ve burada yerli ve milli olarak söylemlerle çıkan yolda şu an ciddi enerji bağımlılığıyla devam ediyoruz. Bu enerji bağımlılığı aslında zamları da beraberinde daha çok getiriyor. Tabii. Ama bunun önüne geçmek için sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı? Yani Türkiye bu dışa bağımlılıktan nasıl kurtulabilir? Şu an aslında Türkiye'de en önemli buradaki açmaz şu. Türkiye şunu önüne koydu. Diyor ki biz enerji açısından bir arz isteğimiz var. Daha fazla kurulu gücümüzü arttırmalıyız. Bu yönde bir önüne yol haritası çizdi. Ama şunları göz ardı etti. En önemli enerji politikaları dünyada da bu yönde ilerliyor. Artık üretimimizi nasıl kullandığınız, tüketimimizi nasıl katma değeri yarattığınız önemli. Yani ne kadar verimli ve etkin kullandığınız önemli. Türkiye önüne iki tane konuyu kesinlikle alması lazım. Bir, kayıp kaçaklarını önüne alması lazım. Şu an iletimde çok ciddi kayıp kaçak oranlarıyla bu işler yürütülüyor. Artı, enerji verimini önüne alması lazım. Maalesef Türkiye bu anlamda ciddi şekilde kendi liginde sonlarda yer alıyor. Bu anlamda Türkiye'nin ilk başta önüne koyması gereken yegane şeylerden birisi bu. Bunun dışında dışa bağımlılık tarafında ve buradaki süreçle ilgili baktığınız zaman Türkiye'deki enerji sektörü aslında üç temel bacak üzerinde yürüyor. Birincisi üretim bacağı. Yani enerji üretimini siz kamu ve özel işbirliği üzerinde yürütüyorsunuz. Burada birçok hem yenilenebilir enerji hem kömür santrali hem bu anlamda devam eden birçok birinci derece fosil yakıtlarla yapılan santraller, hidroelektrik santralleri gibi yapılar var. İkinci bacağına baktığınız zaman bu yaratan elektriğin aslında iletilmesi. Bu zaten Türkiye'de TEİAŞ'a ait bir kurum, devlet kurumu üzerinden yürütülüyor. Üçüncü bacaksa dağıtım şirketleri. Dağıtım da aslında bu almış olduğu elektriği bizlere dağıtımından sorumlu. 2008-2013 yıllarında 21 dağıtım bölgesi tamamen özelleşti. Bundan önce de başlayan özelleştirme vardı ama en yoğun özelleştirme bu yapıldı. Ve burada en büyük konu aslında bu süreç özelleştirmelerden sonra da daha fazla derinleşti. Hem burada üretim santrallerinin özelleştirilmesi noktasında kamudaki var olan özel santral özelleştirilmesi hem de dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde burada ciddi katkısı olduğunu biz düşünüyoruz. Bu var olan enerji sektörü tamamen piyasalaştırıldı. Yani kamunun niteliğinden çıkarak bu anlamda enerji gibi çok kritik bir konu, stratejik bir konu tamamen özel sektörün eline bırakıldı ve doğa askeri özel sektörde kar amacı güderek bu süreci yürütmeye gayret ediyor. Burada kendisi için kamu yararı gözetilecek çoğu konuda kendini öne atmaktan çekiniyor. Yani, ve şu an bundan sonra daha farklı sıkıntılarla da karşılaşmamız gündemde. Tahminimce bundan sonra enerji arz güvenliğiyle de ilgili birçok sorunumuz olacak. Burada özel sektörün nasıl hareket edeceği veya kamunun nasıl yönlendireceği çok önem arz ediyor. Bu kapsamda başta siyasi iktidar veya bundan sonra devam edecek iktidarların kamulaştırma temelinde politikalar gütmesi gerekeceğini öngörüyoruz. Erbey, siz az önce kümülü termik santralden de bahsettiniz aslında. Onun da adı geçti. Hı hı. Şimdi buradan baktığımızda tabii Eskişehir'de bir dönem kümülü termik santral yapılacaktı. Buna ilişkin de çok ciddi tartışmalar vardı. Şimdi aslında enerji krizi bir yandan iklim kriziyle de aslında bağlantılı bir konu. Hı. Şimdi siz buradan baktığınızda dünya kömürden vazgeçiyor mu? Yoksa bunu bir aynı zamanda Türkiye ile de kıyaslayabilir misiniz? Yani dünyada kömür kullanımına, fosil yakıtlara dair bir artış var mı? Ve Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz bununla ilgili? Şu an dünyada aslında şu son dönemde hem pandeminin hem de şu anki var olan doğalgaz kriziyle ilgili değişen bir yapı gündeme geldi. Ama dünyada şu kesinlikle geçerli. Fosil yakıtlardan dünya ayrılmaya çalışıyor. Özellikle kömür santralleriyle ilgili süreçte var olanları devam ettiriyorlar. Yeni kurumlarını oluşturmadan devam etmeye çalışıyorlar. Çünkü karbon ayak izi veya karbon salınımıyla ilgili ciddi imzalanmış anlaşmalar var. Bunlardan birisi Paris İklim Anlaşması. Bu anlamda buna uyan birçok ülkede
bu yönde şeyini kısarak genelde yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisi temelinde olan yenilenebilir enerjiler üzerine yürütmekte. Artı verimlilik üzerine yürütmekte. Yani şu an var olan dünya üzerindeki birçok proje yenilenebilir enerji projeleri çıkartmak ve bunların devamını sağlamak üzere, yani fosil yakıtlar, özellikle termik santraller gibi, bunların ikinci planda olduğu veya daha az kullanıldığı görebileceğiz. Bu anlamda süreçle ilgili bundan sonra aslında daha yoğun şeyle ilgili, nükleer ve benzer konuları daha yoğun tartışacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada. Yenilenebilir enerji keza daha yoğun ve enerji verimini daha yoğun tartışacağız. Tahminimce bundan sonra aslında kömürlü termik santrallerin sadece ömürlerinin devam etmesi gerekecek. Çok feasible değillerdi ama bu en son doğalgaz artışından dolayı emtia fiyatları biraz daha yükseldi, özellikle taş kömürü tarafına ve kömür tarafına. Bu anlamda sadece bu şey çerçevesinde, savaş çerçevesinde belki değer arz ediyor ama genel anlamda burada bir kopma ve ayrılma var. Kömürlük, termik Türkiye mesela Paris İklim Antlaşması'nı imzaladı ama buna uyuyor mu sizce? Yani buna ilişkin en azından çabayı görüyor musunuz? Nasıl? Yani buna ilişkin oluşturulmuş birimleri veya bunların artık stratejik eylem planlarını ve bu süreçte yürütülen temel süreçleri görüyoruz ama başta şey olmak üzere, işte mesela Eskişehir'de de benzer bir girişimde bulundu. İşte bir termik santral girişimi oldu. Hani bunların birçoğuyla ilgili hala sıkıntımız var. Artı şu an hala ithal kömür kullanarak yürütülen ve bizim elektrik üretimimizde çok büyük bir ağırlığı yine termik santraller üzerinden yürütülüyor. Birçoğunda da verilen alım garantileri çerçevesinde de bu süreçte hala istenen hızlı adımlar atıldığını düşünmüyorum işin açıkçası. Ama şey tarafında bu kapsamda artık gündemde iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar, en azından bunlar bizi şey yapıyor, sevindiriyor. Ender Bey, kömürlü termik santral tartışmaları devam ederken o dönemde yine aslında Türkiye'nin bir enerji ihtiyacı, enerji açığı yok. Aslında enerji fazlası var deniyordu. Hatta burada bir panelde Elektrik Mühendisi Odası'nın genel merkezinden, yanlış hatırlamıyorsam, biri gelmişti, yönetimden biri. O böyle bir konuşma yapmıştı. Şimdi o günden bugüne baktığımızda Türkiye'nin enerji açığı mı var yoksa enerji fazlası mı var? Buna ilişkin ne söylersiniz? Şimdi Türkiye'nin özellikle kurulu gücüne baktığınız zaman Türkiye'nin bu anlamda zaten şu an 101 bin megawatt oldu. Bu ciddi şekilde gün ve gün artan yıllara şekilde yürütülmeye başladı. Zaten mevcut hükümet de bununla övünüyor. Biz enerji üretimi yapan santral sayımızı azalttık ama enerji, elektrik enerjisi özellikle depolanamadığı için, yani üretildiği zaman tüketilmesi gerektiği için çok ciddi planlama gerektiren bir alan. Ve burada bir enerji ihtiyacına baktığınız zaman sizin anlık enerji ihtiyacınıza bakmanız lazım. Ve artı burada emre amadeliğe bakmanız lazım. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman yapılan projeksiyonlara da o dönem itibariyle, şu anki dönem itibariyle baktığınız zaman en düşük ve en yüksek iki, üç şekilde, hem normal şekilde gidip en düşük ve en yüksek senaryolara baktığınız zaman Türkiye'nin bir 2030'a kadar böyle ciddi bir enerji ihtiyacı veya kurulu santral ihtiyacının olduğunu öngörmediğimizi paylaşmıştık. Biz yine aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten pandemi döneminde ciddi bir bu talep gücünde, talepte ciddi bir düşüş oldu. Bundan ve takip eden yıl olan da bu yılda bir artış oldu. Bu aslında birbirinden geliyor. Ve buradaki projeksiyonların çoğunun gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Tekrardan yeni bir projeksiyonlar Türkiye için enerji ile ilgili bir plan yapılması lazım. Özellikle bunun talep planlanmasının daha iyi şekilde olması lazım. Hem de bu zamlarla beraber artık bu özellikle sanayidir en yoğun elektrik enerjisini kullanan, bu düşeceğini tahmin ediyoruz. Yani daha ciddi bir projeksiyon noktasına değerlendirildiği zaman yeni bir planlama ihtiyacı olduğu açık. Ama siz az önce biraz giriş yapmıştınız, şimdi yeri gelmişken sorayım. Siz mevcut siyasal iktidarın enerji politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mevcut siyasal iktidarın enerji politikalarını temelde biz
plansızlık üzerine genelde bunu paylaştık ve özellikle var olan enerji sektörünün piyasalaştırılması ve var olan bütün yapıda özelleştirerek bunu yoğun şekilde ilerlemesinden kaynaklı olarak şu an devletin bu sektörle ilgili hem denetleyici hem de kontrol edici rolü aslında ortadan kalktığını düşünüyorum. Yani bu anlamda enerji gibi çok stratejik ve bir anlamda da tekel olan yani elektrik bunun özelleştirilmiş ve özel sektör devredilmiş olmasına yanlış buluyoruz. Bu anlamda biz bunu birçok şeyimizde basın açıklamamızda dile getirdik. Buradaki süreç tamamen enerjinin bir insan hakkı olduğunu temeline oturtarak enerji arz güvenliğini temel alan ve kamusal politikalar üretilerek bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anki mevcut iktidar bu yönde hareket etmiyor. Tam tersi yönde hareket ettiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yine bu enerji politikaları ile ilgili bir panel vardı. Siz de orada moderatördünüz. Evet. Aslında orada muhalefet enerji politikalarını, vaatlerini aslında anlatmaya çalıştı biraz da ama biraz da muhalefet tarafından bakarsak sizce yine Türkiye'deki muhalefetin bu enerji krizine dair çözüm önerileri var mı sizce? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi orada da sağ olsun Tepebaşı Saltı Kent Konseyi'nin düzenlediği bir etkinlikte biz moderatör olarak yer aldık. Orada paylaşılan şeyleri dinlediğimiz zaman ve diğer siyasi partilerin de ağırlıklı olarak bu anlamda ürettiği çözüm önerilerine baktığınız zaman aslında temelde oturan birçok konu var. Biz bu noktada da kapımız çalan veya bu şey yapan herkese biz bu paylaşımı yapıyoruz. Yani bu konunun hem içinde hem de uzmanları olarak biz özellikle kamulaştırma üzerine çok yoğun dururuz. İklim değişikliği üzerine çok yoğun şekilde duruyoruz. Ve var olan özellikle enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin daha yoğun olması ve buradaki uygulanan çoğu yanlış politikayı da paylaşıyoruz. Burada biz paralellik gördüğümüz konular var. Zaten birçok şeyde muhalefet partileri de yine elektrik mühendisliği olası ve TMOP'tan destek alarak da yapıyor. Bu anlamda ciddi bir çalışma olduğunu görüyoruz. Zaten şu an Türkiye'nin 2002'den bu yana baktığımız zaman bu alanla ilgili ciddi bir değişime ve yapılanmaya ihtiyacı var. Bu anlamda birçok kez söylendi. Biz özellikle 2008-2013 döneminde özelleştirmelerde söylenen şeyler şuydu. Her yerde ucuz, neredeyse bedava yakın enerjimiz olacaktı. Şimdi geldiğimiz nokta görünüyor ki buradaki bu politika ve bu söylemlerin doğru olmadığını hepimiz deneyimledik acı şekilde. Programın başında siz paylaşmıştınız işte sokak röportajlarıyla. Bizim şu an gitmiş olduğumuz, ziyaret etmiş olduğumuz esnaflar da bile artık şunu demeye başladı. Bizim kiramızdan daha fazla artık elektrik enerjisi ödüyoruz. Artık bu noktada nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyoruz. Bunun artık vatandaşa dokunmuş olması çok önemli. Biz bu yılın başında olan örnek veriyorum biraz önce paylaştım. İşte 150 kilowatt saatte başlayan şey 240 kilowatt saate kadar gidiyor. Bir toplumsal muhalefet oluştu aslında. Enerji konusuyla ilgili artık farkındalık oluştu ve tepki vermeye başladık. Şu an bu süreç bu çerçevede ilerlerse bundan sonra gelecek siyasi iktidarlar bunu gözeterek hareket edecektir. Bu anlamda özellikle enerjinin ve elektrik enerjisinin önemi hepimiz tarafından da fark edilmeye başladı. Buna yönelik politikalar geliştireceğine inanıyorum. Ben bundan sonraki siyasi iktidar ama daha etkin sonuçlarını ve şeylerini de artık eylemlerinde göreceğimiz. Ama Türkiye yani batıya oranla, Avrupa'ya oranla enerji politikaları üretmekte biraz yavaş ilerliyor diyebilir miyiz? Şu an Türkiye'nin yavaş ilerliyordan kasıt Türkiye aslında dış politikada da benzer şekilde enerji politikalarına da bağımlı şekilde. Şu an örnek veriyorum doğalgaz konuşuyoruz. Doğalgaz bağımlılığımıza baktığımız zaman... Kafa yoruyor mu Türkiye bu enerji politikasını sizce? Yeterince? Kafa
kafa yorduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle burada ciddi bir enerji ihtiyacı var ülkeyle ilgili. Ama şunları da görüyoruz. Yani çok ciddi hatalar da yapıyor. Yani ve bazılarını biz çok ağır şekilde ödüyoruz. Örnek veriyorum, bir dönem Türkiye'nin gaz anlaşmasını yapmamasından dolayı biz ülke olarak stop piyasadan şey almaya başladık, doğal gaz almaya başladık. Aynı şekilde şu an var olan işte ve bundan sonra da isteyeceğimiz, işte örnek veriyorum, bir Akkuyu nükleer santrali var. Bundan sonra şeylerini yaşayacağız. Yani buralarda çok şey davranıldığını, planlı ve projeli davranıldığını düşünmüyoruz. Yani bilimden uzak ve aslında günlük politikaları yürütülmeye çalışıyor. Bu anlamda yapılan çalışmalarda bir karşılık bulmadığını düşünüyoruz biz. Yani ve dünya enerji sektör açısından diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman beklenti burada daha verimli ve etkin kullanmakken bizim ülke olarak hala daha yoğun şekilde santral kurmakta övünüyoruz. Enerji kapasitemizi arttırdığımızı övünüyoruz. Yani bu zaten bir kere şeyde paradigmada ciddi şekilde bir ortaklaşamadığımızı gösteriyor zaten. Ender Bey, tabii yine son dönemlerde konuşulan konulardan birisi de aslında ileride enerji ve su savaşları yaşanabilir konusu. Siz buna katılıyor musunuz? Elbette. Şu an zaten bu aslında başladı. Bakarsanız şu an Rusya'nın Avrupa'yla beraber yürüttüğü süreç aslında bir doğalgaz bağımlılığını net şekilde ortaya koydu. Avrupa'da da benzeri şekilde en uygun üretimin doğalgaz üzerinden olacağıydı. Buna hazırlıklı da değillerdi. Tahminimce özellikle bu şey kış aylarında daha da yoğun hissedilecek. Tabii şu da bir gerçek. Doğalgaz bağımlılığınız ithal olmasının dışında hangi kaynaklarda da bu bağımlılığınız olduğu da çok önemli. Şu an Türkiye üzerinde bakarsak, Türkiye daha çok Rusya bağımlı bir hareket şekli benimsemeye başladı. Bu da aslında bir ülkenin stratejisi açısından da doğru değil. Ve yakında başta su olmak üzere, zaten bu bizim alanımız olmasa bile su anlamında kıt bir ülkede olduğumuzu biliyoruz. Enerji noktasına aynı şey geliriz. Bundan sonra daha yoğun arz güvenliğini konuşacağız. Bundan önce bu kadar detaylı ve net şekilde konuşmadığımız konular. Örnek veriyorum, bakın Türkiye'de Isparta'da, yani Türkiye'nin bir yağış, kar yağışından dolayı merkezi 3 gün elektriksiz kaldı. Yani Türkiye'nin bunu çok etraflıca tartışması, konuşması lazım. Yani bir deprem oldu 17 Ağustos. 3 gün biz şey olduğunu bilmiyoruz. Yani elektriğin olmadığını bilmiyoruz. Ama bir kent merkezinde 2022 yılında 3 gün elektrik verilemedi. Yani bu şeyin dışında, bizim bu enerji tedariğinin dışında enerji ile ilgili dağıtımında da çok ciddi problemlerimiz olduğunu da gösteriyor. Yani biz bu işe ciddi şekilde hazırlıksız. Bu anlamda çok daha farklı problemlerle karşılaşabiliriz. Özellikle arz güvenliği tarafında diye düşünüyoruz. Bunu hani bizi izleyenlerin, vatandaşların daha rahat anlaması için soruyorum. Şimdi bu her enerjiye, elektriğe, doğalgaza zam geldiğinde işte Avrupa'da da aynı kriz yaşanıyor. Enerji krizi var. Orada da hani elektriğe, enerjiye zam yapılıyor deniyor. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'de enerjiye, elektriğe yapılan bu zamla Avrupa'ya kıyasladığımızda orada da aynı durum geçerli mi? Orada da yani bu kadar zam yapılıyor mu? Çünkü geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir eylem olmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlar elektrik faturalarını yaktılar belediyenin önünde. Bu kadar yansımıyor. Şimdi bunu net paylaşmak lazım. Biz maliyetlerin kat ve kat üstünde bir enerji faturası da karşı karşıyayız. Ve burada Avrupa'da evet bir yansıma söz konusu. Ben hatta biraz önce OECD ülkeler üzerine yine paylaşmıştım. Tekrardan paylaşayım. İşte Temmuz 2022, Nisan 2022 arasına baktığımız zaman örnek veriyorum, Avrupa Birliği ortalaması, keza İtalya'da burada %30 iken Türkiye'de %101. Yani bu kabul edilebilir değil bu anlamda. Ve buradaki gerekçelerin çoğunu da biz gerçekçi bulmuyoruz işin açıkçası. Ve
şeyin arkasına sığınıldığını düşünüyoruz. Buradaki bu hazır var olan sürecin arkasına sığınıldığını düşünüyoruz. Burada açık açık şeyin konuşulması lazım. Buradaki enerji politikamız çökmüştür. Hani bunun artık dışa bağımlı olduğumuz için, başta dövize bağımlı yürüyen bir politik olduğu için bu doğası gereği maliyet bazlı fiyatlandırmadan dolayı da hepimizin karşısına gelecek. Dolar yükseldikçe veya döviz yükseldikçe bu bizim karşılaşacağımız sorunlardan birisi olarak önümüzde duracak. Peki Ender Bey, Eskişehir'i nasıl değerlendiriyorsunuz temiz enerji konusunda, özellikle Eskişehir sanayisini? Şu an aslında Eskişehir'de yoğun bir şekilde güneş enerji santrali yatırımları başladı. Başta kamu kurumları olsun, özellikle odalar olsun bu yönde çalışmalarını yürütüyor. Ancak en son şeyin yayınladığı, EPDK'nın yayınladığı yönetmelikte bundan önce lisanssız dediğimiz, yani 1 megawatt altı lisanssız üretimi yapan santrallerle ilgili bir değişikliğe gitti devlet. Ve bu anlamda da ciddi bir ket vurduğunu düşünüyorum. Yani ben şu an özellikle Eskişehir sanayisinde ve bizim üyelerimiz açısından da yapılan birçok yatırımın durdurulduğunu özetle ve bunların nasıl yürütüleceğiyle ilgili bir netliğe kavuşmadan da ilerlemeyeceğini biliyoruz. Yani aslında çok güzel bir girişim olmuştu lisanssız enerji tarafındaki ilerlemeler, özellikle güneş enerji santrali tarafında ve Eskişehir'de bu anlamda ciddi çalışıyordu. Ama şu anki son yapılan değişiklikten sonra şu an herkes beklemedi. Bu da bir plansızlığı gösterir. 2019 yılından sonra yapılan artık lisans elektrik santralleri için sadece tüketimi kadar üretim yapmasına izin verir. Bundan önce bundan fazla üretim yapabiliyorsa mahsuplaşabiliyordu ve bundan aynı lisans üretim gibi gelir elde edebiliyordu. Bu da bir sanayici için veya herhangi bir bu yatırım yapan bir yatırımcı için avantajlı ve ülkemizin özellikle güneş enerji tarafındaki kurulu gücünü arttırıyordu. Bu anlamda da böyle bir plansız bir hareket yapıldı. Umarım böyle bir yanlıştan da dönülür veya burada bir düzenlemelerle bu süreç yürütülür. Bunun sebebi neye bağlıyorsunuz? Yani neden böyle bir değişiklik yapıldı sizce? Burada özellikle bu süreç aslında bu sektörün içindeki olan herkesin beklemediği bir nokta. 2019 öncesindeki santralde dokunma 2019 sonrasını yürütüldü ve burada yürürlük tarihinden sonrası baz alınmadı. Yürürlük tarihinin öncesi baz alındı. Bu bir anlık karar olarak biz değerlendirdik. Süreçle ilgili özellikle elektrik piyasasında burada desteklerden yararlanıyordu. Yani YEKDEM dediğimiz bir fon üzerinden yürütülen bir süreç vardı. Bunun maliyetin yükselttiğini ve özellikle lisanslı elektrik üretimi yapan santrallere bir avantaj sağlanması olarak görüyoruz. Bu sürecin bu şekilde işletilmesi doğası gereği ket vurdu. Yani burada yatırım yapacak herkese ket vurdu. Tahminimizce de buranın yine diğer sektörlerde olduğu gibi enerji üretimi tarafında belli şirketler tarafından tekelleştirilme durumu olacak veya büyük şirketler daha küçük alanları alarak, lisans alarak kendi santral alanını genişleterek yürüteceğini düşünüyoruz. Peki Ender Bey, yerel yönetimleri nasıl değerlendiriyorsunuz Eskişehir'de? Eskişehir'de bildiğim kadarıyla bütün yerel yönetimler enerji üretim için, özellikle güneş enerji üretimi için çalışmalar yaptı. Tepebaş Belediyesi bu anlamda özellikle Avrupa Birliği ile ilgili çok güzel projelere imza attı. Ve burada özellikle yaptı birkaç bina lis sertifikalı. Ve bu anlamda da öncü bir kuruluş. Zaten iklim değişikliğiyle de ilgili aldıkları birçok ödül var. Ayrıca şu an Eskişehir'de özellikle hem Büyükşehir Belediyesi hem Odunpazarı Belediyesi'nde de öncelik arz ediyor. Bu anlamda da biz çok ciddi şekilde çalışma yaptıklarını biliyoruz. Ve kendi enerjilerini üretmek için kurmuş oldukları santraller var. Ve bu sayede mahsuplaşarak bu anlamda avantaj sağladı. Ama asıl konu burada enerji yöneticiliği ve enerji verimliliği tarafında yoğun şekilde başta kamunun ve buradaki yerel yönetimlerin daha aktif rol alması lazım. Bunların özellikle vatandaşa daha çok dokundukları için burada bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetleri yapmalarında daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
Peki Ender Bey, bu enerji verimliliği konusunda özellikle bu konuyu vatandaşa nasıl anlatabiliriz? Yani onların günlük hayatına nasıl yayabiliriz? Yani tabana nasıl indirebiliriz? İşte özellikle bu evlerin yapımında işte bu yalıtım sistemlerinin önemini nasıl anlatabiliriz? Çünkü birçok evin yalıtım sisteminde de çok ciddi sıkıntı var. Buna ilişkin neler yapılabilir? Aslında enerji verimliliğiyle ilgili ve bu binaların enerji verimliliğiyle ilgili çok çıkmış olan yönetmelik var. Bunların düzenlemeleri de ilgili. Özellikle yine beyaz eşyalarda olduğu gibi kendi sınıfların belirlendi. İşte A sınıf, B sınıf ve var olan yalıtımdan başlamak üzere birçok noktada enerji verimliliğiyle ilgili sınıfların belirlendi. Bunlar istenebilir ve burada asıl konu aslında başta ısınma ve soğutma gider en fazla bu yalıtımı etkileyen ve yalıtım tarafına da süreci yürüten konu. Burada bunlar talep edilmesi önemli. Ayrıca günlük kullanımda özellikle enerji verimi noktasında dikkat edilmesi gereken konular. Daha özellikle elektrik enerjisi kullanırken daha dikkatli olunması, daha yoğun enerji tüketen birçok cihaz ve şeyin daha tasarruflu kullanılması yönde önerilerimiz bulunabilir. Şu an özellikle biz bundan önce özellikle meskenler için çatı GES'lerin kurulmasını öneriyorduk. Günlük enerji kullanımlarını en azından veya işte ortak enerji kullanımlarını karşılanması için yine bunların kurulması veya devam ettirilmesi önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bunlar en azından daha kolay şekilde ileriye dönük avantaj sağlayacaktır kendileri için. Tabii en çok sorulan sorulardan birisi aslında elektrik faturasının düşük gelmesi için vatandaşlar ne yapmalı bundan sonra? Size de çok sık soruluyor olabilir bu soru. Ya bize de çok sık soruldu. Şu anki şeylere baktığınız zaman aslında biz öyle bir sarmalın içine girdik ki bu sarmal artık giderek çoğalacak. Yani biz esnafla veya benzeri şekilde şeyle konuştuğumuzda artık kullanmamayı tercih etmeye başladı. Dediğimiz gibi bir enerji temel insan hakkıyken bunları kullanmamayı. Ama temelde yürütülen şeye bakarsanız belli cihazları birlikte kullanmamaları ciddi şekilde enerji tüketimini düşürür. Yani bunlar tasarrufu çerçevesinde. Ancak şu an özellikle binalarda biraz önce bahsettiğiniz gibi yalıtım başta olmak üzere önleyici birçok faaliyet kolaylaştır ama şey bir gerçek yani bu faturalar bize artarak devam edecek. Bu şeyi hepimiz yaşayacağız. Yani mesela geçen sene ortalama 150-200 lira arasında gelen bir fatura bu sene mesela Kasım ayında, Ekim ayında ne kadar gelecek? Şu an yani biraz önce de ben bahsetmiştim. Yani net rakam verirsek, rakam vereyim hatta şeyle beraber. Yani burada 230 kilowatt saatlik bir şeyde 4 kişilik bir ailenin yani şu an 210 lirayken 31 Aralık'ta ödediği rakam geçen sene zaman şu an 400 lira olacak. Çok yüksek rakamlar aslında. Yani ve bu bununla durmayacak. Dediğimiz gibi bu sene 7 kere tarife düzenlenmesi yapıldı. Yani biz ortalama 3 ayda bir bu tarife düzenlemeleri yapılırken artık plansız şekilde her an yürütülebilir ve bu yıl sonuna kadar yükselerek bir trendde devam edecek. Ender Bey, peki bu enerji politikaları ile ilgili iktidar kanadından size danışanlar, elektrik mühendisi odasının kapısını çalanlar oluyor mu? Buna ilişkin bir görüş bildirebildiğiniz bir süreç ya da ortam oluyor mu hiç? Bizim iktidar kanadıyla ilgili bu anlamda bir görüş bildirebildiğimiz bir süreç oluşmadı. Hem yerelde hem bizim genel merkez tarafında da bildiğim kadarıyla böyle bir süreç yürütülmedi. Ama şeyle ilgili özellikle EPDK olsun veya işte diğer ortak kuruluşlar çağrıldığımız her yerde biz kendi şeyimizi paylaşıyoruz, görüşlerimizi. Biz yoğun şekilde buradaki sürecin piyasalaştığını ve kamulaştığını ve bunu da yapılırken planlı olarak yapılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü şu an devletin denetleme kontrol yetkisinin ortadan kalktığını düşünüyoruz biz şu anki var olan piyasada. Yani bu problem çözülürse en azından bu zamlarla, bu kadar ciddi zamlarla karşılaşmayız. Ya, tabii ki yani şu an elektrik üretim tarafında
bir doğal bir tekellik olmamasına rağmen dağıtım tarafı ve iletim tarafı doğası gereği bir tekel. Yani siz başka bir yerden alamayacağınıza göre. Şimdi buralardaki düzenlemelerin yoğun şekilde yapılması lazım. 2008-2013'te dediğimiz gibi bu dağıtım şirketlerinin özelleşmesinden sonra bu sürecin şeyi tamamen değişti ve burada birçok politikanın kamu önceliği alınarak, kamu yararı alınarak alınması lazım. Yani üretimde keza aynı şekilde biz bir spot piyasa var. Sonuç itibariyle bu eğer zararına bir üretim olduğu zaman özel sektör buradaki üretimi gerçekleştirmeyecektir. Ve eğer bu belli bir seviye artarsa dediğiniz gibi bir ciddi bir bunun sürdürülebilirliği ile ilgili problemler yaşamaya başlayacağız. Yaşadığımız dönemlerde var bir dönem otoprodüktörler bu üretimi kesti, kapattığı zaman doğalgaz santral üretimleri çok yüksek olduğu için Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşandı enerji temini ve tedariği noktasında. Bu anlamda bunun tekrardan kamu politikalar çerçevesinde değerlendirerek yürütülmesi lazım. Ender Bey, programımızın son birkaç dakikası kaldı. Neler söylersiniz son olarak programımızı kapatmadan önce enerji politikaları ile ilgili, elektrik zamları ile ilgili? Evet, şu an özellikle ben buradaki zamlarla ilgili göz ardı edilen yegane şeyi paylaşayım. Başta sanayi olmak üzere enerjiye yapılan birçok zam iğneden ip diye hepimize yansıyacak. Yani bunu bir kere kimse göz ardı etmemesi lazım. Ve burada herkesin, biz enerjiyi bir insan hakkı olarak görüyoruz. Burada enerji kullanım hakkını kısıtlayacak. Ve burada bizim bu işle ilgili görmüş olduğumuz tek çıkış yolu, yani bu enerji pahalılığından görmüş olduğumuz tek çıkış yolu, bu alanın bir kere karşısından uzak bir şekilde merkez bir plan ve kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılması. Yani bunu hızlı ve kapsamlı şekilde önüne alarak ülkemizin adım atmasını bekliyoruz. Bunu kamulaştırmasını ve bu anlamda yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Yoksa ülkemiz bir avuç enerji tekeline veya sermaye tekeline bırakılmış olacak enerji konusuyla ilgili. Bu anlamda başta Elektrik Mühendisler Odası olmak üzere burada bu anlamda üzerine iş düşen bilim insanları olsun veya bunun planlamasıyla ilgili gerekli olan uzmanlara da gerekli ödevler, görevler düşüyor. Biz bunları her zaman yapmaya ve destek olmaya açığız, hazırız. Vatandaşlarımız açısından da toplumsal muhalefetin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle enerji konusuyla ilgili bununla ilgili tepkilerini ve şikayetlerini belirtmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ve bundan sonra da bütün siyasi partilere biz bu kapsamdaki olan politikaları kendilerine, programlarına veya devamında yapacakları çalışmalar önüne alması gerektiğini de tavsiyede bulunuyoruz. Ben bu anlamda bu şekilde toparlayayım. Teşekkür ederiz Ender Bey katıldığınız için programımıza. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Meltem Hanım. Evet, STV izleyenleri, Söz Hakkı programının sonuna geldik. Programımızın bugünkü konuğu Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Sayın Ender Kelleci'ydi. Sayın Kelleci ile hem elektrik zamlarını hem de Türkiye'deki enerji politikalarını konuştuk. Haftaya pazartesi yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.